4. Allah'ı çok anın ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Ey iman edenler! Allah'ı çok anın. Onu sabah akşam tesbih edin, yüceltin. Ahzab Suresi 41 ve 42. Ayetler Kur'an'da birçok ayette Allah'ın anılarak, hatırlanarak yüceltilmesi buyrulur. Allah'ı çok anan kişi onun yüceliği karşısındaki acizliğini anlamanın yanında onu sürekli akılda ve kalpte tutarak desteğini hissedecek ve Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu bilecektir. Allah'ın her an kendisini gördüğünü, yaptığı her davranışının hesabını soracağını bilen kul bir günaha yeltenmesi gibi bir durumda hemen Allah'ı hatırlayıp ona sığınarak kötülüklerden uzak duracak ve hem bu dünyası hem de ahireti için kendi namına hayırlı bir kazanç sağlayacaktır. 7. sure 200. ayet. Allah'ı çok anan kul hem kendi yaratılışı hem de evrenin yaratılışı hakkında düşünür ve var olan her şeyin yalnız Allah'ın varlığıyla anlam kazanacağını idrak ederek Allah'a teslim olur. Ayetlerde akıl ve gönül sahibi olan inananlar için onlar ayakta otururken yan yatarken hep Allah'ı hatırlarlar göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. 3. Sure 191. Ayet diye buyurulmakta ve her fırsatta Allah'ın anılmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Bununla birlikte Allah'ı sürekli anan kul ona yaklaşmaya vesile arayacak, hayırlı ve güzel işler üretmek için çalışıp çabalayacaktır. Bu çabası ise ona ahireti için bir kurtuluş olacaktır. Ey iman edenler! Allah'tan onun buyruklarına ters düşmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Onun yolunda gayret gösterin ki kurtuluşa erebilesiniz. 5. sure 35. ayet. Kur'an'a göre Allah'ı en güzel anma şekli Kur'an'ın okunması ve Allah'ın Kur'an'da yer alan isim ve sıfatlarıyla anılmasıdır. Zira ayetlerde de ifade edildiği gibi en güzel isimler Allah'ındır. Kul, Rabbine yapacağı ibadetlerinde onun güzel isimlerini hatırlar ve alemler üzerindeki yüceliğini tasdik eder. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın. En güzel isimler, yani Esmaül Hüsnalar, O'nundur. 17. Sure 110. Ayet Rabbi'nin adını anan ve bu anmayı sadece dille tekrar ederek değil, günlük iş ve eylemlerine tatbik ederek gerçekleştiren kul sadece diliyle değil, tüm benliğiyle de Rabbine yönelecek ve her işinde önceliği Allah'ın kendisinden isteklerine verecektir. Rabbi'nin adını an ve tüm benliğinle ona yönel. 73. sure 8. ayet. Benliğiyle de Rabbine yönelecek ve her işinde önceliği Allah'ın kendisinden isteklerine verecektir. Rabbinin adını an ve tüm benliğinle ona yönel. 73. sure 8. ayet.